Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hatıratı. 1. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayın hazırlayan Niyazi Hancı. Miladi 16. yüzyıldayız. Batı Akdeniz buhran içinde. Endülüs'te İslam hakimiyetinin gerilemesinden itibaren İspanyollar gerek İspanya'daki gerekse Kuzey Afrika'daki Müslümanları amansız bir şekilde taciz ediyor. Korsanlığa başlayan Rodos şövalyeleri Akdeniz'de dehşet saçıyorlar. İşte tam bu sırada Rodos'un şımarık korsanlarına Akdeniz'i dar edecek iki Türk mağrip sularına yelken basar. Oruç ve Hızır Reis Tunus'un güneydoğusundaki Cerba Adası'nda birleşir ve daha sonra Tunus'ta Halkul Vaat Burcu'na yerleşirler. Akınlar, baskınlar birbirini takip ediyor. Afrika'nın kuzey sahillerinde yerleşmiş olan İspanyollar bu iki Türk denizcisinden el aman diyordu. Oruç Reis 1515'te bir kolunu kaybetme pahasına da olsa Becaye Kalesi'ni fethetti ve 1516'da Cezayir'i alarak sultan oldu. Fakat Oruç Reis Osmanlı padişahı Yavuz Selim Han'a bütün kalbiyle bağlıdır. Cezayir'i onun adına fethetmişti. Oruç Cezayir'de hüküm sürerken Hızır Reis, Turgut Reis, Kurtoğlu gibi reislerle birlikte Akdeniz'de gazalar eder. Bir gün Oruç Reis Hızır'ı Cezayir'e çağırır. Midilli'de kalan ağaları İshak da gelir yanlarına. İshak'la Hızır Cezayir'e Oruç'un yanına giderler. Beşi doğuda, beşi batıda olmak üzere Cezayir'de 10 kale vardır. Oruç Reis doğudakilerin idaresini Hızır'a verir. Bunun üzerine İspanya'nın kışkırtmasıyla yer yer isyan hareketleri başlar ve isyancılar halka zulmederler. Oruç Reis Cezayir'i Hızır'a bırakarak isyanları bastırmak ve zalimleri ortadan kaldırmak maksadıyla harekete geçer. Telis beyini öldüren Oruç, hain Tlemcen Sultanı Muvayi İbni Hamud'un üzerine yürür. Bunun üzerine İbni Hamud kaçar ve İspanya kralından yardım ister. Ama Oruç Reis çıktığı seferi bitirmeye kararlıdır. Bu sebeple İspanyolların elindeki Vahran Kalesi'ne hücum etmek düşüncesindedir. İşte bu sırada Vahran Markisi ile Tlemcen Bey'i ittifak ederler. Bu birlikten maksat kale şehrini ele geçirmek ve Oruç Reis'i üzerine çekip tekrar boşalan Tlemcen'a girmektir. Bu niyetle kale şehrini ele geçirirler. Kurnazca hazırlanmış olan plandan habersiz olan Oruç Reis kale üstüne yürür. Oysa bu bir tuzaktır. Tlemcen Bey'i kaleyi ele geçirdikten sonra Oruç Reis'in üzerine geleceğini bildiğinden Oruç Reis'in ayrılmasıyla boşalan Tlemcen'a geri döner ve tahtına oturur. Bu haberler kırık dökük bir şekilde Cezayir'e gelmektedir. Hızır Reis ağası İshak'ı 2000 yiğitle oruca gönderir. Oruç Reis, Tlemcen Bey'inin kaçtığını öğrenmesine rağmen kale şehrine hücum eder ve alır. Fakat birçok şehit verilir. Bu şehitlerin arasında kardeşi İshak da vardır. Oruç Reis, kaleyi kardeşlerinin şehadeti pahasına almıştır.
Almıştır ama kale şehrinde Endülüslü Müslümanlar ve İspanyollar vardır. İspanya en namlı komutanları ve büyük bir ordusu ile kaleyi muhasara edip toplarıyla dövmeye başlar. Kaleye ne erzak göndermek ne de kaleden Cezayir'e bir haberci yollamak mümkündür. Fakat bir gece bir Levent İspanyolların arasından sızıp Cezayir'e doğru kaçmaya başlar. Arkasından birkaç el ateş edilir. Yaralıdır. Allah bana kuvvet ver. Dayanamayacağım. Allah'ım. Tükendim. Bittim Allah'ım. Koşmalıyım. Ah! Ya Rabbim. Bu kütükten nereden çıktı? Ah! Yaram. Çok kan kaybediyorum. Bitti mi? Yok. Kalkmalıyım. Hemen. Kalk. Kuvvetim kalmadı. Çevren sapsarı oğlum. Hadi yüzünü yıka. Kirlenmiş. Dualarla elini yüzüne sür. Ha? Birileri geliyor. Yardım. Yardım istemeliyim. Elini yüzüne. Baba. Baba. Oğlum, yardım et bana. Oğlum. Çeren sapsarı. Yüzüm kirlenmiş. Baba. Yaralıyım. Oğlum. Uyu oğlum. Uyu yavrum. Deli. Deli bu. Allah'ım. Bu ne hal? Bak baba. Çabuk kaldır beni. Hızır reise gitmeliyim. Oruç reis zor durumda. Hemen haber vermeliyim. Medet etmeli. Uyur, uyur. Bak baba. Tükendim iyice. Ölmek üzereyim. Nafile. Dinlemiyor beni. Duymuyor. Allah'ım. Baba ben bittim. Bak. Hızır reise götür. Ağan zor durumda de. İspanyol keferisi muhasara etti. Azıkları tükendi. Hemen yetiş de. Hadi baba. Al şu tüfeği. Gözlerim kararıyor. Öyle. Ölüyorum. Selamun aleyküm Hızır Reis. Ve aleyküm selam. Reisim, dalmışsın. Ha, sen misin Mehmet Karındaş? Benim reisim, benim ya. Senin Levent'in Mehmet. Ne düşünürsün böyle? Ağam Oruç Reis'i düşünürüm. Beni burada koyup kendisi gazaya gitti. Şimdi ne halidir bilemem. Ah Mehmet Reis ah. Hurda tekne gibi kaldık karada. Bir haber yok mu Telemsan'dan? Hep eski haberler reis. Ama tez vakitte zafer müjdeleri gelecek inşallah. İnşallah Mehmet inşallah. Yaman çalışıyor şu ustabaşı. Titiz iş görür ve selam. Öyle reis. Hele geçenlerde bitirdiği tekniği gördün mü? Gördüm. Yörük olacağı benzer. Bre deli. Sen bu teknenin aşık üftadesi oldun iyice. Etrafında kısa bağlanmış buzağı gibi dolaşıp yatarsın.
Ama bir nazenin tekniki ancak bu kadar olur. Hızır'ım, şu ustabaşıya ağırlığınca altın versek azdır. Helal olsun. Ne demişler karındaş? Er odur ki dünyada koya bir eser, esersiz kişinin yerinde yeller eser. Güzel tekne hakikaten. Bak delice, tekne dediğin hem yelkenli olmalı hem de kürekli. Rüzgar yetmiyor mu yelkenleri şişirmeye? Asılacaksın küreklere. Önce hafif, kartal kanadı gibi çekilecek kürekler. Düşün, deryaya açılmışsın, dalga sesleri... Tokmakları duyunca asılacak küreklere kürekçiler. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kürekler orta hız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kürekler biraz daha hızlı. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Şimdi delice, git şimdi istediğin yere git. Rüzgar sensin artık. Daha hızlı. Dalgalansın İslam'ın sancağı. Daha hızlı. Daha hızlı. Reisim, benim duyduğumu sen de duydun mu? Bir tüfek sesiydi. Şuradan gel. Bak, teknelerin arasında biri var. Koş Mehmet, hadi şuna bir bakalım. Bu her gün gördüğümüz deli adam değil mi Mehmet? Belli reis. Ama bu tüfengi nereden bulmuş ola ki? Vuruldu nereye? Vay vay! Kim vuruldu be adam? Külesi vurdular. Kuşlanmıştı. Kan akıyor sular. Kan! Ne diyorsun be adam? Sus be adam, sus! Sustur şu deliği Mehmet, sustur şu deliği. Gel böyle, gel, gel derim sana. Öldüm. Öldüm. Sular kan akıyor. Ne yaptın Mehmet karındaş? Götürdün mü o adamı? Götürdüm reis. Bir çare, iyice tozuttu artık. Onu hiç böyle görmemiştik. Her gün gelir, şurada karnını doyurur giderdi. Bugün ne oldu ona böyle? Bak reisim, işte elinden aldığımız tüfenk. Herhalde bu tüfengi görüp aldı. Bakarken tetiğe dokundu. Tüfenk birden patlayınca korkup tozuttu biçare. Bu tüfengi nereden buldu acaba? Bu bizim gazi tüfengi değildir. Bizim gaziler yanlarında pala ve tabancadan gayri silah taşımazlar reisim. Acayip. Nereden buldu peki? İşin ardını tetkik et Mehmet. Baş üstüne reisim. İçime tarifi mümkünsüz bir firak çöreklendi. Ağamın başına kem bir iş gelmeye inşallah. Aman reis, mübarek ağzını hayra aç. Cezayir Sultanı, Deryalar Aslanı, Baba Oruç'a küffar ne edebilir? Telemsan'daki Müslüman karındaşlarımızı İspanyol keferesinin zulmünden kurtarıp yakında dönecektir. Gam çekme kocam. He? Gene daldın reis, dinlemezsin beni. Ya dalıp dalıp gider gözlerim Mehmet. Dalıp dalıp gider. Bir noktaya takılır kalır. O noktada Uluvatlı vardır. Hadi saraya dönelim karındaş. Belki bir haber vardır Telemsan'dan. Dönelim reisim. Yokmuş Hızır Ağam, bir haber yokmuş henüz. Reis, dalmışsın. Ulubatlı'yı mı düşünürsün yine? Ulubatlı. Ulubatlı Hasan.
surların zirvesinde. Oklar toplar göğsüne. Delik deşik olur da düşürmez sancağı Ulubatlı. Çünkü can onun, sancak dini İslam'ındır. Can çıkacak, kan akacak. Lakin şanlı sancak düşmeyecektir. Can çıkacak, kan akacak, sancak düşmeyecek. Düşmeyecektir. Ama reisim, sen nereden bilirsin Ulubatlı Hasan'ın? Rahmetli babam anlatmıştır onu bana. Rahmetli pederim Yakup Ağa Sultan Mehmet Han'ın gazilerindendir. Gene o adam, işittin mi? Duymazdan gel reis, Yakup Ağa'yı anlat. Rahmetli ne kadar isterdi ocağının midilde tütmesini. Ama bizim kaderimiz denizlerde yazılmış. Önce İlyas karındaşım şehadet şerbetini içti. Oruç ağam deryalara gitti. Sonra ardından beni de çağırdı derya. Bir İshak ağa kalmıştı Midilli'de. O da peşimiz sıra geldi. Meğerse ecel çağırmış onu yanımıza. Sanki onun ölümüne ben sebep olmuşum gibi geliyor bana. Onu hazırlanmadığı bir hizmet için gönderdim. O Beni Reşit Kalesi'nde şehit oldu. Rahmetullahi aleyh. Kimsemiz kalmadı Midilli'de. Ocağımız tütmüyor artık. Bırak tütmesin reis. Akdeniz'de sancak dalgalandırıp mağripte Ali Osman'a ocak açarsınız. Midilli'de baba ocağı sönmüş. Ne gam. Nereden nereye Hızır ağam? Midilli'den çık, Becaiye'yi, Cicel'i fethet, Cezayir'e sultan ol. Biz sultan değiliz. Memleket almak sultan işidir. Elbet reis, korsan işi değil, sultan işidir ki İspanya'sı, Venedik'i, Ceneviz'i, Fransız'ı, bütün Akdeniz Barbaros'un namını duyunca içleri titrer keferenin. Derya'ya değil ceviz kabuğu kadar bir tekne donanmalara bile açılamaz. Şu deli dalgalı Bahri Sefit bizim gölümüz oldu. Bunda ne mertebe muvaffak oldum bilemem ama şöyle diyeyim sana. Büyükler bir kişinin ki yardımcısı Allah ola, var kıyas eyle ki ol ne şah ola demişler. Her gece sabaha kadar Halik-i Perverdigâre dua ve niyaz eylerim. Ben zayıf ve günahkar bir kulum. Lakin bana zaferleri veren Allah'tır. O bütün meliklerin meliki ve haliki ve razıkıdır. Onun fazl-ü keremiyle bu kuluna bugünler doğdu. Gerisi laf harmanı savurmaktır. Tevazu gösterirsin reis. Şu işin ilmini söyle. Bu işin sırrı şudur ki tevazu gerektir. Her zaferden sonra evvelkinden daha ziyade hak ile yeksan oldum. Oruç reis de böyle eyledi. Zira denilmiştir ki hak ol ki hüda mertebeni eyleye âli. Yani sen toprak gibi mütevazi ol ki Cenab-ı Hak senin mertebeni yüceltsin. Sadece bu mu? Beli, sadece bu. Teknen hem yelkenli hem kürekli olmalı demiştim. Levendin de hem bilekli hem yürekli olmalı. Yüreğinde dahi imandan özge nesne bulunmasa gerektir. Bileği kopsa bile dönmez. O zaman bir Ulubatlı olur işte her kişi. Oruç reis gibi. Becaiye'de sol kolu koptu, tek kolla kaldırdı yerden sancakları. Ve hala tek kolla vuruşur Telemsan'da. Hayırlı bir haber gelmedi Oruç reisten hala. Eğer kötü bir hal olsa bize haber gönderirdi Hızır reis. Yakında müjdeler gelecektir. Şu adamı işitir misin Mehmet? Sanki bize bir şeyler anlatmak ister. Ne anlatmak istesin reis? Delidir o. Bu gürültü de ne? Bir bak şuna Mehmet. Baş üstüne reis. Bunlar bizim gaziler reisim. Kırk binden fazlaydılar reis. Kaleyi muhasara edip dövmeye başladı İspanyol keferesi. Tam 3 ay küte küt cenk eyledik. 4 tarafını da muhasara ettiklerinden erzak da gelmedi. Azıklarımız tükendi. Peki Cezayir'e bana neden bir haber salmadınız? Gönderdik reisim. Hem de kaç defa. Ulaşmamış size. Biz de sizi çemberi yarıp da gelemez sanırdık. Ah ben ne ettim. Yürüseydim keşke.
Bir haberim olsaydı Ulgar ile tiz karındaşıma yetişirdim. Sonunda gene kefere bıktı Cenk'ten. Bize bir elçi gönderdiler. Kaleyi kendi arzunuzda bırakıp gidin dediler. Oruç Reis içerideki Endülüs muhacirlerine dokunmamaları şartıyla kabul etti. Ertesi sabah kaleyi terk ettik. Cezayir'e doğru yola çıktık. Bir konak gider gitmez 20 bin kafir ardımıza gelip yetişti. Oruç Reis ve bir kısım gazi Malah suyunu geçmişlerdi. Kurtulmuşlardı. Kefereler silahı pusatı bırakın sağ çıkıp gittiniz yetişmez mi dediler. Oruç Reis'in hile tuzağına girdiğimizi anladı. Diğer gazilerin suyun öteki tarafında kaldığını görünce onları bırakmamak için tekrar öbür tarafa geçti. Evet alada buluşalım dedi. Sonra tüfengini gözüne alıp Bülent Avaz'la çağırdı. Ey ebedi melunlar, işte biz adama silah pusadı böyle veririz. Tüfengi kafirlere boşalttı. Sonra gazilerin serveri mücahitlerin reisi Baba Oruç şehadet şerbetini içti. Kafirler onun mübarek başını kestiler. Başını mı? Kim yaptı bunu? Kim? Susun! Susun! Kral konuşacak. Evet, senyörler, kontlar, markiler, general ve amiraller, için eğlenin, festival yapın. Çünkü ben İspanyol kralı, Avusturya ve Almanya imparatoru Ferdinand. Size bir müjde vereceğim. Bir müjde. Gelsin. Hoş geldin. Ey kahramanlar kahramanı. İyi Hristiyan. Kim bu? Bu kadar da çirkin. Kim acaba tahta buyur? Susun. Susun. Size iyi Hristiyan şövalye Alvarez Garcia'yı takdim ederim. Evet. Şövalye Garcia. Söyleyin bize. Nereden geliyorsunuz? Tilesan'dan. Haşmetma. Evet. Tremsan'dan. Peki oradan bize ne getirdiniz? Bunu. Susun. Susun. İşte. İşte. Garcia'nın ellerinde. Oruç Barbarossa'nın başı. Senelerdir Akdeniz'i titreten, filolarımıza, şehirlerimize saldıran orucun başı bu. İşte kızıl sakallı Diabolo'nun sonu. Anlat bize Garcia, nasıl yaptın bunu? O benimle karşılaşmak bahtsızlığına düşmüş bir zavallıydı. Dövüştü ve öldü. Sonra da başını koparıp size getirdim. Sen bir kahramansın Garcia. Sayenizde. Seninle iftihar ediyorum. Sayenizde Haşmetma. Seni general yapıyorum. Evet senyor ve sinyoralar. Artık Oruç Barbaros ölmüştür. Deniz yolları açılmıştır. Berberistan bizim olacaktır. Yaşasın kral! Yaşasın kral! Olsun, beni dinleyin. Akdeniz'deki bütün devlet ve adalara zafernameler gönderilsin. Bu kızıl sakalın başı bir mızrağa geçirilip bütün İspanya'da dolaştırılsın. Yaşasın! Artık Akdeniz Türklere kapandı. Ve biz bunu Alvarez Garcia'ya borçluyuz. Çalgılar çalsın, kadehler dolsun. Onun şerefine içelim. Acele etmeyin Haşmetma. Sen de kimsin?
Ne cüretle böyle konuşabiliyorsun? Affınıza sığınırım efendim. Fakat söyleyeceklerim vardır. Eğlencenizi bozuyor Haşmet Mahap. Müsaade edin bu genci dışarı atayım. Durun Garcia. Sen konuş bakalım. Önce kendimi tanıtayım efendim. Ben Hugo de Gomar. Takdim faslını kısa geç. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Efendim, eğlenceye başlamakta acele ediyorsunuz. Fazla sevinmeyelim. Neden? Oruç Barbarossa öldü. Evet efendimiz. Oruç Barbarossa öldü. Fakat... Fakat? Hızır Barbarossa yaşıyor. Hızır Barbaros mu? Hızır Barbarossa. Sen delikanlı, beni dinle. Bir haydudu adam yerine koyup savaştık ve yendik. Ötekini de düşman saymak bizi alçaltır. Hızır Barbaros belanın küçüğüdür. Yılandır. Küçük, sevimsiz bir yılan. Öyle değil mi Asir Garcia? Öyle Haşmet Mahap. Ejderha öldü. Hızır Barbaros bir yılandır. Maaşlayınız ama yılan ejderha olmadan başını ezmek gerekir. Onu fazla mühimsiyorsun delikanlı. Mühimdir Haşmetli kralım. Hızır Barbaros bir korsandan çok bir sultan gibi hareket eder. Eğer boşlarsak bir gün şu başın dolaştığı yerlerde onun sancakları dalgalanacak. Senyor Gomar, ne kadar da korkuyorsunuz. Ben değil, bütün Avrupa titredi onlardan. Burada bulunan kıymetli senyorlara sorun. Nasıl susturlar ağlayan çocukları? Uzattınız senyor. Ben söyleyeyim. Barbaros gelir seni yer diye sustururlar. Şimdi onun kesik başı karşısında bile tir tir titrediklerini görmüyor musunuz? Uzatmayın. Netice olarak ne diyorsunuz? Haşmetlim, ben Hızır Barbaros kardeşinin efkarıyla perişanken baskın edelim derim. Evet. Bir düşünelim. Siz ne dersiniz Garcia? Evet efendim. Ben Türklere açılacak her savaşta varım. Evet. Siz general ve amirallerim. Sizler ne dersiniz? Barbarosayım! 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 O halde Sicilya'dan büyük kaptan Mankada'yı buraya çağırın. Çok soğuk. Rüzgar, yağmur, çamur. Mehmet Reis, yavaşla hele. Yavaşla biraz. Söylenme de yürü. Hadi Aydın Reis, yürü. Şu bulutlara bak. Minarelerin uçlarına kadar inmiş. Cezayir. Ah Cezayir, ne kadar karanlıktasın. Bu sokaklarda ne darmış. Karanlıkta iyice dar görünüyor. Dar. Sanki kötülükleri kolaylaştırmak için yapılmış. Kapa şu çeneni Aydın. Yalan mı? Şu köşeden aniden bir haydut önümüze fırlayabilir. Zaten İspanyol çaşıtlarından geçilmez ortalık. Çok üşüdüm. Benim içim yanar, sen üşürüm dersin. Sus da biraz hızlı yürü. Benim yanmaz mı sanki? Oruç reisimin şehadetinden beri yangınım. Yangınmış. Kim yangın değil ki? Hepimizin yüreği kor gibi. Oruç ağamızın acısı yakmıştır içimizi. Öyleyse ne dururuz? Alalım reisimizin öcünü. Dellenme bre Aydın. Hızır reis neredeyse biz oradayız. Artık başımız odur. Hızır reis toparlayamadı ki kendini. Gece gündüz ibadet ve taatle meşgul. Yemeden içmeden kesildi. Korkarım aklına bir zarar gelecek. Kolay mı Aydın'ım? 3 karındaşı da şehit oldu. Onların ateşi hiç çıkmaz ki yüreğinden. Andıkça gözyaşı döker. Ah koca reisim, ah. Madem ki kendisi gelmez, bizi bıraksın, biz alalım öcümüzü. Bre gafil, reisin emri olmadan bir işe kalkılır mı? Reisin kim olduğu belli mi ki? Baba oruçtan sonra bizler öksüz, deryalar ıssız kaldı. Sus bre, sus. Ne biz öksüzüz ne de deryalar ıssız. Bundan sonra bizim Akdeniz'deki bütün Leventlerin reisi Hızır reistir. Yok, bu böyle olmaz. Hızır reis bizi unuttu. Küffara karşı çıkmak gerek. Huzur etme. Dur bakalım, neden çağırmış bizi Hızır reis? Bir diyeceği var ki hayatta kalan ocak azaları cenine sarayına yanıma gelsin diye haber etti. Allah. Yıldırım cenine sarayının üstüne düştü. Hadi hadi hadi. Çok konuşma da Hızır reisimizin yanına çıkalım. Diğer Leventler bizden evvel gelmiş herhalde.
Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin Mehmet. Sen de hoş geldin Aydın Karındaş. Hoş bulduk Hızır Reis. Aydın, şu sedire otur. Mehmet, sen de yanıma gel. Ah koca reisim. Yorgun görünürsün. Sararmış solmuşsun iyice. Artık benim için zamanın akışında nizam kalmadı Mehmet. Sanki birden karındaşlarımı görürüm karşımda. Midilli adasında ufacık çocukken çıkıyorlar karşıma. Seslerini işitirim. Kendini harap edersin reisim. Bu kadar gam haramdır. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sen daha iyi bilirsin reis. Külli nefsin zayikatül mert. Ayetince Allahu Teala hazretlerinin kaza ve kaderine razı olmak. Amenna koca yoldaşım, amenna. Hüküm Allah'ındır, takdir Allah'ındır. El hükmü lillahil vahidil kahhar. Hızır reis, seni bekliyoruz. Bizi buraya çağırmanın bir sebebi olmalı. Evet yoldaşlarım, sizlerle konuşacaklarım var. Buyurun reis. Biliyorsunuz, Kelemsan'da ağamız Oruç Reis'le beraber binden artık şehit verdik. Kaleyi Beni Reşit'te İshak Reis'le İskender'i kaybettik. Biz dini İslam için cihat açmıştık. Lakin berberiler küffarla bir oldu. Bizi arkamızdan vurmak isterler. Cezayir'de sayıca çok azaldık. Gemilerimizde Levent'ten çok forsa var. Düşman hazırlık üzredir. Askerlerini Cezayir'e sokmak ister. Gelsinler reis. Biz gidemedik, bari onlar gelsin. Gelsin de dövüş olsun. Onları burada karşılayıp cenk etmek neye yarar? Ben şunu derim. Padişah Efendimiz Sultan Selim Han Hazretleri Ridaniye'den İstanbul'a dönecekmiş. Biz de gemilerimizi toplayıp onun yanına gidelim. Sizlerin fikrinizi de almak isterim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunları sen mi söylersin koca Hızır Reis? İlla bir yere gideceksek İspanyol'un üstüne gidelim. Adalarını yakıp yandıralım. Hem şimdi Baba Oruç öldü diye bütün küffar gemileri deryaya çıkmıştır. Yemiş toplar gibi toplarız onları. Ben kor muydum ağamın öcünü şimdiye kadar? Ama bütün Frengistan'ı kılıçtan geçirsem diner mi ağacım, kapanır mı yaram? Ağam geri gelir mi? Geri gelir mi Aydın? Ben Baba Oruç'un kadırgasında palaç almış bir Levent'im. Onun intikamını almadan mağribi bırakmam. Şehadet bize müyesser olursa da gam yemem. Şehadet bizim için en büyük mertebedir. Ondan kaçan kim? Oruç reis şehadetinden az evvel demişti ki, bize bir hal olursa Hızır intikamımızı alsın. Forsumuzu küffar yakasında dolaştırsın. Aydın doğru söyler reisim. Biz buradan gidersek kafirler ümmeti Muhammed'in üzerine kasırga gibi çöker. Ey benim aslanlarım, ey. Bilseniz ki aynı şeyleri düşünürüz. Sizler de aynı fikirde misiniz karındaşlar? Evet. Buradan gidemeyiz. Madem öyle istersiniz, öyle olsun. Yalnız aramızdan bir reis seçelim. Ben Salih olsun derim. Ağamın yanında senelerce kalmış, dilaver bir yiğittir. Onu baş yapalım. Cezayir'e sultan olsun. Evet, doğru. Yaşasın Hızır Reis! Yaşasın Cezayir Sultanı Hızır Reis! Ver elini öpelim reis. Karındaşlar. Allah cümlenizden hoşnut olsun. Reisliğin hayırlı olsun. Mübarek olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İmdi karındaşlar. Kefere istediği kadar şenlik eylesin. Ağamın mübarek başının dolaştırıldığı yerlerde İslam'ın sancaklarını dolaştıracağız. Oruç reisi şehit ettik deyi kendine itimat eder olmuştur kefere. Onun için üzerimize hücum edecektir. Şimdi bizim edeceğimiz şudur. Bunlar iyi mevsim gelmeden saldırmazlar. Biz bu kışı hazırlıkla geçirmeliyiz. Burada topu topu 300 Türk'üz. Bundan başka şehirde ne siper ne metris var. Ahali ise ihtilaf içre. Biz eşrafı elde edelim ve hazırlıklarımızı tamamlayalım. Baş üstüne koyarız. Baş üstüne. Düşman baharda gelince geldiği gibi geri dönecek. İnşallah biz de şu Cezayir'in ve bütün mağribin anahtarını Sultan Selim Han'a vereceğiz.
Ümmeti Muhammed'e zulmeden zalimin hesabını göreceğiz. Oruç reisin ve bütün karındaşlarımızın öcü işte o zaman alınmış olacaktır. Haşmetlim, huzurlarınızda Sicilya'nın visruası, Büyük Kaptan Hugo de Moncada. Gel, gel ey Büyük Kaptan, gel. Beni emretmişsiniz Haşmet Mehap. Önce kadehler dolsun. Evet asil Moncada, size çok keyifli bir yol gözüktü. Ne yolu efendimiz? Doldur. Asil Moncada'nın kadehini de doldurun. Moncada, biliyorsun, Oruç Barbaros öldü. Akdeniz Türk korsanlarından temizlenmiş sayılır. Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Artık değil limanlarımıza tecavüz etmek, denize açılmak cesaretini bile gösteremezler. Azizler suçumuzu affetti. Onun için Tremsan zaferinden sonra sıra azizlerin yardımı ile Cezayir'e geldi. Cezayir'e mi Aşbenap? Evet, Cezayir. Senin için keyifli bir seyahat olacak. Bana Cezayir'in anahtarını ve Hızır Barbaros'un başını getireceksin. Emredersiniz Haşmet Mehap. Oruç reisi biz öldürdük. Akdeniz'i Türk korsanlarından biz temizledik. Bu Fransızların Venediklilerin işine yaradı. Fransızlar Tunus'a çıkaracakları askerleri seçmeye başlamışlar. Venedikliler ise Cerba Adası'nı işgal için hazırlık yapmış. Ama asil Moncada Berberiye bizim olacak. Bizim. Yola ne zaman çıkacağız efendim? Kış sonunda. Şimdi sizi iftarımız olan Şövalye Garcia ile tanıştıracağım. Alvarez Garcia buraya gelsin. Garcia efendim. İşte azizlerin has kulu Garcia. Oruç Barbaros'u yok eden kahraman. Ona iyi bakın Moncada. Küçük Barbaros'u da öldürecektir. Tek gayem bu olacak. Dinim ve İspanya için Hızır Barbaros'u öldürmek ve onun başını size getirmek. Bundan eminim şövalyem. Moncada, bu sefer için ne gerekiyor size? Haşmetlim, 30 gemi, 8 kadırga ve 60 parça gemiden müteşekkil bir armada. Ayrıca bunların levazımatı, mühimmatı ve askeri. Bir korsan için bunca gemi ve asker çok değil mi? Çok değil Haşmet Mehap. Cezayir alınması zor bir kaledir. Pekala, pekala. İstediğin kadar gemi ve asker alabilirsin. Planın nedir? Biz bu kuvvetle Cezayir'i denizden sararız. Tilemsan Bey de askerleriyle karadan çevirir. Ve aynı anda harekete geçersek... O halde Tilemsan Bey'ine haber verin, hazır olsun. Verilecektir efendimiz. Bu hareket Barbaros'un sonu olacaktır. Kendi ellerimle öldüreceğim onu. Garcia, korkak bir genç vardı hani, adı neydi? Dur Gomar, bakayım. Gomar. Gomar. Onu da yanınızda götürün. Görsün bakalım methettiği Diavolo'nun nasıl geberdiğini. Emredersiniz Haşmetlim. Hadi. Hazırlıkları çabuk tamamlayın ve gidin. Gidin ve Barbaros'un başını getirin bana. Anlamazsın mavi göklere çıktı yine. Yılanla karınca dile geldi yine. Neler dersin ey biçare?
Yılanla karınca dile geldi diye. Söyleyene değil söyletene bak. De bakalım ne dedi yılanla karınca? Gül ve yasemin dolu bahçelerde gizli sesler uyandı. Bütün kainat hayata geldi. Bu sözler ne hoş sözler böyle. Nereden işitirsin bunları ha mübarek? Ne yani reis? Biz böyle hoş laflar edemez miyiz sanki? Dinle reisim. Zeminin nebatı yeşillendi. Geldi bahar eyyamı. Bülbül feryadı ile gazilerin sevdası uyandı. Derya seferini özledikleri vakitte. Biz ettik mi böyle hoş laf ederiz. Ne de olsa serde biraz delilik var. Yılan, yılan. Bir, iki, yüz. Ne oldu gene buna? Demin ne güzel konuşuyordun. Bak reis, limana doğru gidiyor. Kim bilir neler görür gayipten. Bahar çarpmış iyice. Ne olur ne olmaz. Bırak gitsin dolaşsın keyfince. İki yüz. Yüz yerken. Yüz. Bu kış çok yorulduk. Ama değdi doğrusu. Yağmur, çamur, batak demeden bütün memleketi dört nal yürüdük. Değdi, değdi. Şimdi korkular zahil oldu. Her gönülden cesaret taşar. Ahali kefereyle savaşmak için kafile kafile gönüllü yazılır. Ama reis, ahaliye niçin Telemsan Bey'i size hücum ederse mukavemet göstermeyin, ona tabi gibi görünün dedin, onu anlayamadım. Mehmet karındaş, eğer biz yenilir de küffar şehre girerse, bizimle birlik oldular diye ahalinin namusları maaf, malları yağma edilecektir. Oysa hain Telemsan Bey'inden yana görünürlerse belki kefere merhametli davranır. Hepsi bize katılsa kefere bizi yenemez ki reis. Biz kimseden yardım istemeyiz Mehmet. Yardım Allah'ındır. Biz kefere ile ölünceye veya onları yeninceye kadar cenk ederiz. Gelsinler. Bütün Leventler yatağınlarını sıyırmış düşman yolu gözler. İşte İslam askeri. Sanki biraz sonra ölümüne bir cenge girmeyeceklermiş gibi şendirler. Kimi güreş tutar, kimi birbiriyle şakalaşır. Reisim, birisi koşarak buraya geliyor. Ha? Aydın değil mi bu? Beni reisim. Hayrola, bu telaşı neye ki? Geliyorlar! Düşman geliyor! Gidelim kale burcuna da görelim nicedir. ...98, 99, 100. Tam 100 fare gemi. Rüzgardan şişmiş ve mağrurlaşmış İspanyol donanması. Ama mağrurun hasmı Allah'tır demişler. Reisim, Telemsan Bey'i İbni Hamud'un ordusu da karadan gözüktü bak. Gelen görür inşallah. Ne yapıyor bunlar? Gemilerin içinde dolaşıp duruyorlar. Şu debdebeye bak. Parlak miğferler, renk renk bandralar. Bre kefereler, biz böyle kuru gürültüye pabuç bırakacak kadar çürük yürekli değiliz. Bakın bir filika indi. İçine 4 İspanyol bindi. Sahile doğru gelirler. Vurayım mı reis? Bırakın, bakalım ne söyleyecekler. Gelsinler de dinleyelim. Geldiler reisim. Ne istersiniz? Kale komutanı Hızır reis siz misiniz? Benim söyle. Komutanımız büyük kaptan Senyor Don Hugo de... Adını ünvanını bırak da ne istiyor onu söyle bana. Toplarımızı ve gemilerimizi sahile çıkardık. Bize tahta bacaklı biriyle tüyü bitmemiş çocuğu elçi yollamış. Hanginiz elçi? Ben... Kim konuşacak benimle? Ben konuşacağım. Gözüm bu herifi bir yerden ısırır ama nereden? Madem öyle, de bakalım. Karada askerlerinizi ve toplarınızı, deryadaysa gemilerinizi görürüz. Ne istersiniz? Kalenin teslimini. Ne? Kaleyi teslim etmek mi? Şimdi görürsünüz ki. Ses etmeyin gaziler. Ses etmeyin. Demek kaleyi teslim almak istersiniz ha?
Brez, siz bizi bir topalla bir çocuğa kale teslim edecek kadar korkak mı sanırsınız? Kardeşin Oruç ve İshak'ın talihlerini hatırla. Cesaretleri hayatlarına mal olmuştu. Bu adamı daha evvel bir yerde gördüm ama nerede? Bir hatırlayabilsen. Eskiden talihsizden yanaydı. Artık bizim yıldızımız doğdu. Şimdi pırıl pırıl parlıyor. Bize şimdi durmaksızın lütuflarda bulunuyor. Bu adam olabilir mi? Ama onun bacağı tahta değildi. Senin adın ne şövalye? Bu şövalyenin adı... Siz susun Gomar. Senyor kaptan, benim adım Carlos'tur. Carlos ha? Bak ha Carlos efendi. Biz bileğimizin hakkıyla aldığımız yeri ancak şehit olarak veririz. Daha diyeceğin var mı? Teslim ol Barbaros. Yoksa gideceğin yer kardeşlerinin yanıdır. Azizler talihini bize çevirdi. Sana öyle bir iş ederiz ki kıyamete kadar dillerde destan olur. Ne diyor bu? Atalım şunu. Dışarı atalım. Ulaşalım. Yeter. Yeter. Atalım. Celallenmeyin gaziler. Susun. Be hey kafir. Her ne söylediysen yabana söyledin. Gerek İslam'a gerek küffara Allah'tan başka kimse yardım edemez. Fakat eğer sözümüze muhalefet edersen sana bir iş ederiz ki kıyamet oluncaya dek dillerde destan olursun dedin. Bunu kabul ederim. Çünkü bu sözler inşallahü teala Allah'ın izni ve Peygamber Efendimizin şefaatiyle dediklerinizin aksine zuhur edecek. Size edeceğimiz işler bir zaman gelecek ki tarihlerde yazılıp ruhlarımızın rahmetle yağ dolunmasına vesile ve sebep olacak. İnşallah. Sen de kardeşlerin gibi helak olacaksın. Ey melunu ebedi ve hınzırı sermedi. O senin helak eyledik deyip övündüğün yiğitlerimizin hepsi cenneti alada makamlarını bulup muratlarına nail oldular. Bizler dahi onların nail oldukları mertebeyi özleriz. Öyle ölüm ancak talihli kula nasip olur. Elhamdülillah biz ümmeti Muhammed'den ve ehli sünnet vel cemaattenis. Hayatımız da pak, mematımız da. Öyle olunca bizim ne ölümden ne de sizden bir korkumuz vardır. Günah bizden gitti. Senin 600 askerin var. Bizimse sayılamayacak kadar çok. Bundan sonra olacakları sen düşün. Elinizden geleni geriye koymayın. Bildiğinizden kalmayın. Siz azizlerden yardım istiyorsanız, biz bütün kainatı yoktan var eden zevalsiz mabudumuzdan isteriz. Siz de inşallah bizim ne mertebe er olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi gidin kumandanınıza böyle söyleyin. Öleceksiniz Barbaros. Yıkılın karşımdan. Geri geleceğim Barbaros. Tövbe tövbe tövbe. Ben bu kadar çirkin bir adam görmedim. Ben seneler evvel Endülüs'te buna pek benzer bir kafir görmüştüm ama onun bacağı tahta değildi. Haydin gaziler. Herkes tayin olduğu hizmete gitsin. Topçu topunda, tüfekçi tüfenginde hazır olsun. Kefere dediklerimizi gururuna yedirmeyip öfkeyle ve tez vakitte taarruza geçecektir. Ya ilahel alemin, bu biçare kuluna medet ve inayet edip şu müşriklere galip eyle. İslam askerini din düşmanı olan küffarı haksar üzerine mansur eyle. Allah'ım Müslümanları kafirlere üstün kıl. Fi sebilillah gazaya niyet ettim, canı başımı bu yola koydum. Kafirler top tüfek altına girdi. Uralım mı reis? Sakın başınızı göstermeyin. Kafir hücum edinceye kadar ses çıkarmayın. Hareket onlardan gelsin. Cenab-ı Hak zaferi müyesser eylesin. Amin. Yaklaştılar reisim. Uralım mı? Acele etmeyin. Ko iyice yanaşsınlar. Bismillahirrahmanirrahim.
Kafirlere gaza niyetine. Vurun gaziler. Koman. Allahu Ekber. Vur Allah aşkına. Vur. Vur din aşkına. Vur. Reisim bak. Ahali de bize katıldı. Vurun gaziler. Koman. Kaçıyorlar reisim, kaçıyorlar. Liman gemi kabristanına döndü. Yaşasın Hızır Reis, yaşasın. Allah sizlere bize rahmet gönderdi. Perişiniz beldemize rahmet oldu. Allah size yardım etsin. İki cihanda yüzünüzü ak eylesin. Hak Teala seni Cezayir'e Hızır gönderdi. Kafirler şimdi yersü matem ederler. Şu kalabalığa bak reis. Gece yarısı oldu, hala dağılmadılar. Ne çok sevindiler seni met etmekten, ağızları kurudu. Biz bir şey eylemedik ki Mehmet. Hak Teala İslam'a nusret eyledi. Melunları perişan etti. Başları daima aşağı olsun. Amin. İmdi iyi işit karındaş. Limanda herhangi bir baskına karşı koyabilecek miktarda tekne bulunsun. Geriye kalanlar deryaya açılıp küffar yakasına gazaya gidecek. Bütün İspanyol limanlarına amansız baskınlar edile. Turgutça'ya, Salih Reis'e söyle, gazaları mübarek olsun. Ya ben reisim, ben de gidecek miyim? Yok karındaş, sen yanımda kal. Hadi tiz elden haber ver. Basılmadık ada, vurulmadık liman komayalar. Mesih aşkına, hangi cüretle çıktınız karşıma? 2,5 deniz haydudunun haddini bildiremediniz. Beni memleketinde güneş batmayan Ferdinand'ı diyen krallar önünde rezil ettiniz. Söyle Garcia, nasıl yenildiniz Cezayir'de? Haşmet mi? Haşmet ne yap? Haşmet ne yap? Söyleyecek başka sözün yok mu? Azizler bizi terk etti. Haşmet mi? Azizler bize hiç gülmeyecek mi? Endülüs Sultanlığına son veren şövalye ruhumuza ne oldu? Tükendi mi? O diyavolo Barbarosların buradan kaçırdığı Endülüslüleri siz yok edecek, bütün mağribi alacaktınız. Hani? Yuh olsun. Ne diyorsun Garcia? Bu korsanlara yuh olsun diyorum Haşmet mi? Sayın Garcia, asıl bizler yuhalanmalıyız. Çünkü içimizden artık böyle bir Barbaros çıkmıyor. Büyük kaptan dediğimiz Moncado, Barbaros'un sözlerine sinirlenip zamansız hücuma geçti. Müslümanlar fırtına gibi esti. Sonra da kucağına atıldığımız deniz bizi yuttu. Ve bu savaş böylece bitti. Hayır genç şövalye, hayır. O diavolo Barbarossa bizi sihirle bozdu. Büyü yaptı. Rüzgara hükmetti. Ama bir dahaki sefere kurtulamaz elimden. Eğer bir daha savaş olursa şövalye. Şimdi gevezelik edip durmayın. Bir çare düşünün. Bu haydudu nasıl ele geçiririz? Onun niyeti anahtarlarını Osmanlı'ya verip vali olmaktır. İşte o zaman kötü. Çünkü ona harbi ilan etmek Osmanlı'ya harbi ilanı olacaktır. Evet efendimiz. Barbaros'un fikri budur. O müstakil bir hükümdarlığın aldatıcı cazibesine kapılmayacak kadar olgun bir insandır. İktidarını sağlam temellere dayamak ve Cezayir'i istilalardan korumak için böyle yapacak. Efendimiz, eğer Barbaros Gran Seigneur'e vali olursa biz de içten yıkarız onu. Kelemsan ve Tunus beylerini salarız üstüne. Evet, ancak böyle ele geçiririz onu. Bizim askerlerimiz savaş meydanı yerine ancak Madrid meyhanelerinde birbiriyle kavga edebilir. Tek çözüm Barbaros'u içten yıkmaktır. Haşmet Meyap! Ne var, ne oluyor? Malaga'dan haber var efendimiz. Ne haberi? Malaga limanı ateş yer içindeymiş Haşmet Meyap. Ne? Yangın mı çıkmış? Hayır felaket efendimiz. Hayır. Barbaroslar limanı basmış. Eyvah. Garcia, durmayın gidin. Tiremsan ve Tunus beylerini salın şunun üstüne.
Hadi kolay gele ustalar. Bir ihtiyacınız olursa tiz bana bildiresiniz. Güle güle. Allah'a emanet olun. Mehmet Reis, gel seninle biraz yürüyelim şöyle. İçine giremediğimiz deryanın kıyısında dolaşalım biraz. Sen emret reisim. Mehmet, asıl maksadım seninle bir istişare etmektir. Estağfurullah ağam, buyur. Bir müddettir bana bir düşünce arzu oldu. Hayrola reisim? Elhamdülillah, Rabbimin yardımıyla bir alay mücahit gaziyle gelip din-i mübin uğruna nice zahmetler çekip şu vilayeti açtım. Ama bu Cezayirliler Cihan Padişahı'nın kim olduğunu bilmezler. Hutbeyi Fas Sultanı üzerine okutup sikkeyi dahi onun üzerine kazdırırlar. Öyle ederler Hızır ağam. Çok tefekkür ettim. Kendi kendime, ey biçare Hızır, eğer sana hak yardımı yetişir de hutbeyi ve sikkeyi Şevketlu Selim Han üzerine edebilirsen ol saadet iksirine kavuşursun dedim. Sen bilirsin reis. İyi işit karındaş. Her kim Ali Osman'dan dua alırsa şüphesiz tuttuğu iş kolay olur. Dünyada iksir dedikleri padişah duasıdır. Zira onlar bir ulu ocaktır ki onlara yan bakanın başı aşağı olur. Kim onlardan dua aldıysa halas olmuş, bahtiyar olmuş, zengin olmuştur. Helal olsun. Şimdi Mehmet karındaş. Başta Şark valisi Muhammed İbni Ali ile Garp valisi Ahmet bin Kadir olmak üzere bütün alimleri, eşraf ve ayağını, şeyhleri, murabıtları topla saraya çağır. Çağır ki onları nezaketle imtihan edelim. Bakalım bizden hoşnutlar mı yoksa değiller mi? Hadi. Ben de saraya dönüyorum. İkinci kasette buluşmak üzere, hoşça kalın.